son günlerin en çok kullanılan ve merak edilen kelimelerinden birisi şüphesiz konkordato. 370 kaldı, öyle mi? 300 kaldı. Söylemesi de zor olan kelime, iflas erteleme beyanının yasalarla yeniden düzenlenmesi olarak açıklanıyor. Peki konkordato nedir, neleri kapsıyor? Aslında konkordato çok basit bir tabiriyle borçlunun mevcut borçlarını ödemekte zorlanmayacağı şekilde, kolaylık sağlayabilecek şekilde vadelendirmesi veya indirim yoluna giderek bunu bir proje haline getirerek mahkeme tarafından da tasdik ettirerek ticari hayattan kopmadan borçlarını yapılandırarak ticari hayata devam etmesi demektir konkordato. Yeni uygulama olan konkordato 28 Şubat 2018'de tam anlamıyla hayata geçirildi. Aslında adını söylemekte zorlandığımız konkordato önceden de yasamızda olan ya da yasal düzenlemelerde olan bir düzenlemeydi, ancak iflas erteleme hükümlerinin 28 Şubat 2018 tarihinde 7101 sayılı yasayla yapılan değişiklikler neticesinde iflas erteleme hükümlerinin artık kaldırılmasıyla konkordato hayatımıza daha fazla kullanılmaya başlandı. Daha önce iflas erteleme başvurusu yapanlar yeni uygulamadan etkilenecek mi? 28-2018'den önce iflas erteleme hükümlerine başvurmuş olan ticari işletmeler bu durumdan etkilenecek mi? Hayır, etkilenmeyecek. Yani yasal değişiklikten önceki uygulama o tarihten önce başvuran şirketleri bağlayacak ve onları artık iflas ertelemenin şartlarında sürece devam edecekler. Ama bu tarihten itibaren, yani yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren olan başvurularda artık iflas erteleme değil, konkordato hükümleri uygulanacak. Vatandaşlar yeni uygulama için nerelere başvuru yapacak? Konkordato'ya başvurması noktasında borçlunun tüzel kişi olması veya gerçek kişi olması durumunda bir değişiklik netice itibariyle görevli mahkeme açısından fark bulunmamakta. Görevli mahkeme artık asli ticaret mahkemeleri. Bunun haricinde tüzel kişilerde ticari işletmenin bulunduğu yer mahkemesi, gerçek kişilerde ise borçlunun ikametgah mahkemesi yetkili. Konkordato'da maksimum süre 23 ay olacak. Yani kısaca konkordato süresi toplamda 23 aya kadar uzayabiliyor. Bu ne demek oluyor aslında? Konkordato'nun en büyük amacı ve ifade ettiği şey, bir borçlunun borçlu olduğu durumlarda vadeyi olabildiğince uzatarak borçlarını yapılandırmaya çalışması ve ticari hayattan kopmamasını sağlamaya çalışan bir müessese. Uygulama geçici mühlet süresinin verilmesiyle başlıyor. Konkordato süreci öncelikle geçici mühlet verilmesiyle birlikte başlıyor. Geçici mühlet aslında yeniliklerden bir tanesi. Başvuru yapıldıktan sonra eğer evraklar tamamsa bu aşamadan itibaren 3 aylık bir süre veriliyor. Ve bu 3 aylık sürenin sonunda basın ilan kurumunun resmi internet sitesinde de konkordato verildiği şirket hakkında açıklanıyor. Ve bu açıklamadan itibaren, ilan süresinden itibaren diğer alacaklıların 7 günlük bir itiraz süresi var, sürece itiraz etmek için.